Alçaktan uçtuğu için radarlar tarafından fark edilmiyor. Ateşlendiğinde 280 km uzaktaki hedefi vurabiliyor. Ayrıca kullandığı kızılötesi arayıcı başlıkla her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor. Bu seyir füzesi Roketsan tarafından yerli olarak üretildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazanma ihtiyacına yönelik geliştirilen kara atmaca füzesini aldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, geçtiğimiz günlerde kara atmaca seyir füzesi hakkında bir açıklama yaptı. Kara atmacanın Kale Arge tarafından geliştirilen KTC-3700 motoru ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabet vurduğunu açıklayan Görgün, kara atmacanın en uzun süreli uçuşunu yaptığını da belirtti. Kara atmaca, kara ve deniz hedefleri için tasarlanmış bir seyir füzesi. Hedefleri, askeri tesisler, komuta kontrol merkezleri ve hava savunma sistemleri olacak. Taktik tekerlekli kara araçları üzerinden fırlatılıyor. Düşük radar izine sahip kara atmaca, sinyal karıştırıcılara karşı dayanıklı olarak üretildi. Yere yakın seyir ettiği için radarlar tarafından fark edilme ihtimali de düşüyor. Zorlu hava şartlarında görev yapabiliyor, yüksek hedef vuruş hassasiyeti bulunuyor. Stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere üretildi. 6 metre uzunluğa ve 890 kilogram ağırlığına sahip füzemizin harp başlığı ise 250 kilogram. Kızılötesi arayıcı başlığa da sahip. Kızılötesi arayıcı başlık, bir füze sisteminde hedeften yayılan kızılötesi dalgaları algılayarak oluşturduğu termal görüntü üzerinde hedefin tespitini ve takibini yapan füze alt sistemi. Daha açıklayıcı anlatacak olursak, kızılötesi arayıcı başlığa sahip bir füze, hedef unsurdan yayılan kızılötesi dalgaları, yani hedefin ayak izlerini kayıt altına alıyor. Füzelerin ve savaş uçaklarının sisli havalarda ve olumsuz hava koşullarında görev yapabilmesi zorlaşıyor. Kızılötesi arayıcı başlıkta işte tam bu noktada devreye giriyor. Şu an hedefine yaklaşan bir hava savunma füzesinin kızılötesi arayıcı başlık görüntüsüne bakıyorsunuz. Türkiye'nin tek seyir füzesi kara atmaca değil tabi. SOM, Çakır ve Kemankeş de bu kapsamda anlatılması gereken ürünler arasında yer alıyor. Kemankeş füzesi Bayraktar insansız hava araçlarından, SOM füzesi savaş uçakları ve SİHA'lardan, Çakırsa hava, kara ve deniz platformlarından atılabiliyor. Burada kara atmacayı diğerlerinden ayıran husus, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına binaen geliştirilmiş olması. Böylece kara kuvvetlerimiz, kara atmacayla uzun menzilden hassas vuruş kabiliyeti kazanmış olacak.